Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Shopify Dropshipping sürdürülebilir mi? Bunu tartışacağız. Bu arada benim tabii ki söylemeyi unuttum. Shopify Dropshipping soru cevap serime de hoş geldiniz. Bu seri içinde bana sorulan bütün soruları kısa olsun uzun olsun bir şekilde videoya çekip YouTube'a yüklemeye çalışıyorum. Buradan da sizin bu soruların cevaplarına rahatlıkla çok samimi ve net cevapları çok rahatlıkla bulabilmenizi sağlamayı amaçlıyorum. O yüzden arkadaşlar siz de aklınızda bulunan soruları yorumlara şimdiden yazmayı unutmayın. İyi seyirler. Shopify Dropshipping sürdürülebilir mi? Arkadaşlar bunu isterseniz biraz Amazon'la kıyaslayalım. Önce ondan sonra da bizim işlerin aslında ne kadar kolay ve rahat sürdürülebilir olduğunu çok daha iyi anlayacaksınız. Ben de anlatacağım. Şimdi Amazon'da veya herhangi bir pazar yerinde siz satış yaptığınız zaman bunların artıları ve eksileri oluyor. Ne demek? Şimdi ürünü koyuyorsunuz, hazır bir trafik var, insanlar alıyor ve buraya kadar her şey güzel ama kötü olan yanları şu, inanılmaz rahat müşteri iadeleri, fiyat politikasında yani çok fazla fiyat rekabeti yapmak zorunda olmanız ve o yüzden kar marjlarınızın sürekli düşmesi ve zaten birçok büyük markanın da arkadaşlar bu tip pazar yerlerinden çıkıp kendi e-ticaret platformlarını kurmaya başlaması da bunun dezavantajlarının artık çok arttığının bir göstergesi. Maalesef birçok insan pazar yerlerinden kar edemiyor. Sadece ürünlerini artık satıp bir şekilde bitirme amaçlı hala orada duruyorlar. Benim de ajansım olduğu için bu bilgileri zaten direkt müşterilerden çok rahat edinebiliyorum. Ancak Shopify Dropshipping'de şöyle bir durum var. Biz mesela bu kalemi satmak istiyoruz ve diyoruz ki evet, bu arada bizim yani Shopify Dropshipping'de genel ürün bulma mantalitesine yani ürün satma mantalitesinde ürünün gerçekten ilgi çekici, anında satın alınabilir, trend kategorisinde ürünler olması lazım. Ya da ürünü sıfırdan başlatıp bazı hedef kitlelere reklam vererek biz trend hale getireceğiz arkadaşlar. Bunu da videonun altında bulunan ücretsiz eğitim linkinden izlemeyi unutmayın. Orada da ücretsiz eğitim içinde de bu işin nasıl yapıldığını çok detaylı olarak size artısıyla eksiğiyle anlatıyorum. Şimdi gelelim buradaki sürdürülebilir olma modeline. Arkadaşlar biz bu kalemi işte atıyorum işte kalem severlere, yazarlara, sürekli yazı yazan insanlara satacağız. Kaleminde ek şöyle bir özelliği var. Atıyorum yazarken cümlelerinizi otomatik bitiriyor. Böyle bir özelliği olsun. Şu anda tamamen sallıyorum. Ve bu kalem değil mi çok dikkat çekici bir kalem oldu bir anda. Ne demek yani siz bu kalemi alıyorsunuz işte cümlenin sonunu kendisi tamamlıyor falan. Gayet ilgi çekici bir kalem. Buna çok güzel işte bir reklam videoları, YouTube'daki inceleme videoları, resimleri, görselleri ne kadar içeriği varsa ürün elimizde daha değil bu arada Çin'de veya nerede üretildiyse artık %90 Çin'de oluyor. Ürünün bu tip içeriklerini yani medyalarını alıyoruz. Buraya kadar problem yok. Nasıl alıyoruz? YouTube'dan çekilen inceleme videoları olabilir. Bazıları yani üreticiler bunlara ham reklam videoları çekmiş olabilir, kaliteli videolar. Kaliteli fotoğraflar zaten kesin çekiliyor. Üreticiler fotoğrafları çekiyorlar yani. Kaliteli videolar da çekiyorlar. Hani bir üretici bir ürünü ya ürettiğinde bunun kaliteli video fotoğraflarını %99 çekmiş oluyor zaten arkadaşlar. YouTube'da da bazı inceleme videolar oluyor. Bunları topluyoruz ve reklama çıkıyoruz. Nasıl reklama çıkıyoruz? Kendi e-ticaret sistemimiz üzerinden direkt ürünün reklam içerikleriyle ürünü reklama çıkıyoruz. Yani ne demek? Gidiyorum bir tane çokiyikalem.com diye bir domain alıyorum veya sonunu yazan kalem cümlenin sonunu yazıyor ya hani o nişle alakalı domaini de ona benzeterek müşterinin iyice dikkatini çekecek domain ve web sitesiyle ürünümü hazırlayacağım. O yüzden domainimi de atıyorum sonunu yazan kalem.com diye bir domain alıyorum. E-ticaret sitesi açıyorum. Bunu da Shopify altyapısıyla çok hızlı bir şekilde açıyorum. Sonra Shopify'a hemen bu ürünü ekliyorum. Resimleri zaten var elimde. Ürün resimlerini, görsellerini otomatik ekledim. Ürün açıklama yazılarını hem ben biraz kendim Transit'ten yazıyorum. İşte hem birazcık rakip mağazalardan, AliExpress'teki müşterinin anlattığı yazılardan toparlıyorum. Aralarında böyle güzel bunun görsellerini, videolarını ekliyorum. Böyle gerçekten girildiğinde albenisi olan, ürünü satın aldıracak, müşterinin sorularını cevaplayan güzel de bir ürün sayfası hazırlıyorum. Yani e-ticaret sitesi hazırlıyorum. Ki bunların hepsini bir günde yapıyorum arkadaşlar. İnanılmaz kolay. Eliniz alıştığında hele zaten her gün ürün deneyeceğiniz bir segmente geçiş yapıyorsunuz. Sonra bu ürünü yazarlara, öğrencilere, artık kim alacaksa reklama çıkıyorum. Buraya kadar da bir problem yok. Ve reklama çıktıktan sonra bakıyorum ki evet, bir satış geldi. Yani demek ki bu hedef kitleden ürünle ilgilenen insanlar var. Sonra mesela 20 dolara 30 dolara verdiğim reklamları yavaş yavaş arttırıyorum. Ben arttırdıkça ürünüm de artıyor. Buraya hatta arkadaşlar bir grafik koyarım. Reklam harcamalarım böyle düz gittikçe gelirim yani reklamdan kazandığım ciro böyle parabolik olarak artıyor. Genel e-ticaretin sistemi budur.
Çünkü ne kadar çok data sağlarsınız, reklamları ne kadar çok uzun süre devam ettirirseniz verimini de o kadar çabuk ve hızlı arttırmış olursunuz arkadaşlar. Ve kar marjınız da aynı şekilde. Sonra tabii ki sürekli mağazanıza bir trafik çeke çeke, müşterilere ürünleri sata sata yeni içerikler oluşturacaksınız. İşte yeni içeriklerinizle beraber yeni kitleri olacak. İnfluencer reklamları vereceksiniz. Yani fenomenleri reklamlar gibi iş daha komplike hale gelecek. Bu şekilde 6 aylık, 8 aylık, 1 yıllık bir çalışmayla artık bu ürünü kendi markamız haline getirmiş olacağız. Ne demek? Artık bunu kendi markamızın üzerinde logosun olduğu bir şekilde, işte belki depolayarak, kendi markamız işte kutularında, barkodlarında satmaya başlayacağız. Yani ürün de artık çok daha profesyonelleşeceğiz, üretimi ele alacağız. Yani dropshipping ile başladığımız işi yavaş yavaş kendi büyük markamız haline getireceğiz arkadaşlar. İşte zaten bizim de günün sonunda yapmak istediğimiz şey bu. Düşünün, Çin'den aldığınız basit ama işlevli bir kalemi reklam vere vere üzerinde artık kendi logonuzun olduğu, kendi kutularınızın olduğu, kendi reklam içeriklerinizin artık reklam filmlerinizin çekildiği bir marka haline getirmiş oluyorsunuz. Ve bu süreçten sonra artık çok da bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Ne demeye çalışıyorum? Ömür boyu sizi eşlik edecek. Eğer çok yanlış bir hareket yapıp markayı bitirecek bir hamle yapmazsanız, ki bunun için özel bir çaba sarf etmeniz lazım. Ne olacak arkadaşlar? Çocuğunuza bile miras bırakabileceğiniz bir markaya sahip olacaksınız. Ve size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Benim zamanında günde 10.000 euro, 5.000 euro yaptığım markalarım şu anda her şeyini bıraktığım halde, reklamlarını, sosyal medya, her şeyini bıraktığım halde ya günde en az bana yine 300-500 euro ciro yaptırıyorlar ve reklam harcamam da artık olmadığı için ne oluyor arkadaşlar? %50 kar marjıyla hiçbir şey yapmadan günde 200-300 euro bir üründen net kar elde edebiliyorum. Hiçbir şey yapmayacaksam en kötü senaryoda arkadaşlar, yani düşünün, ama normal seviyede zaten artık tutmuş ve devam eden ürünlerinizin reklamını da devam ettiriyorsunuz arkadaşlar. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. Yani sürdürülebilir bir iş modeli mi derken tabii ki sürdürülebilir. Neden? Çünkü anlattığım gibi kendi e-ticaret siteniz, kendi ürününüz ve doğru bir strateji ilerlediğinizde, bunu global e-ticaret eğitiminde de çok net bir biçimde anlatıyoruz. Ekipleşmeniz, muhasebeniz, brandinginiz, yani markalaşmanızı çok doğru bir şekilde yönettiğinizde arkadaşlar ömür boyu, hatta miras bile bırakabileceğiniz sürdürülebilir e-ticaret mağazaları ve markaları yaratmış oluyorsunuz. Bu kadar. Yani umarım kafanızı daha çok karıştırmamışımdır. Ki en çok gördüğüm problemlerden biri de bu. İnsanlar araştırma yaparken sürekli kafaları daha çok karışıyor. Unutmayın arkadaşlar, siz araştırmayı kafanızı karıştırmak için değil, sizin elinizdeki bilgileri daha verimli, daha ışık alan bir hale getirmek için araştırıyorsunuz yani. Durumlar bu şekilde. Yine sorularınızı bana yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere, bay bay.